Herkese merhaba, İrem'in mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tadına doyamayacağınız harika bir tarifim var. Sizlerle birlikte kısır yapacağız. Dilerseniz malzemelerimizi sayarak başlayabiliriz. Malzemelerimizde domatesimiz var, rende olacak. 1 adet kuru soğanımız var. Yarım demet maydanoz kullanacağım. Bir tane limonumuz var. Taze soğan ekledim tarifime. Biber salçası, domates salçası, kimyonumuz, karabiberimiz, tuzumuz, 2 diş sarımsağımız var. Yarım çay bardak kadar isotumuz var. Isotumuzun üzerine ılık su ekleyeceğiz. 1 diş kadar da köri ekleyeceğim. Bu arada ince bulgurumu şu şekilde tarif edebilirim size. Siz kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Ölçümüzde 1 çay bardağı, 1 kişi gibi düşünebilirsiniz. Yine damak tadımıza göre ekşisini daha da arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Benim biber salçam acı olacak. Siz eğer acıyla aranız yoksa tatlı biber salçası da kullanabilirsiniz. Son olarak da zeytinyağı ve nar ekşimiz var. Hadi başlayalım. Biz bugün kısırımızı yaparken çiğ köfte tepsisiyle yapacağız. Sizlerin evinde böyle bir tepsi yoksa normal düz bir tepsi de olabilir. Tabii ki bu tepsiyi kullanırken en büyük amacım elimle çiğ köfte yapar gibi şu tırtıklı gördüğünüz kısım yoğurmamı kolaylaştıracak. Bu yüzden bu tepsiyi kullanacağım. Şimdi ilk önce bulgurumu koyuyorum. Biz bulgurumuzu suyla ıslatmayacağız. Onun yerine domates rendesinin suyunu kullanacağız. Bu şekilde daha lezzetli olacak. Tabii ki biraz zahmetli. Çünkü elimizle birlikte sürekli devam ederek yoğurma işlemi gerçekleştik. Şimdi sırasıyla bütün rende işlemlerimi yapmak istiyorum. Soğanı da rendeleyeceğiz. Tane orta boy domates kullandım. Şöyle göstereceğim. Suyu burada çok önemli. Şimdi bir tane orta boy kuru soğanım var. Onu da aynı şekilde rende yapacağım. İlk olarak domatesimizi ve soğanımızı rendeledik. Birer kaşık biber ve domates salçasını da ekleyerek yoğurma işlemimize başlayacağız. Şöyle. Evet, başlıyoruz. Kesinlikle zahmetli ama tadı o kadar lezzetli oluyor ki normal kısır yapımından çok çok daha enfes. Zaten domatesin ve soğanın suyu aynı zamanda da elimizin iç ısısıyla biz sürekli yoğurarak bu işlemi devam ettirdiğimizde avcumuzun ısısıyla bulgurumuz pişiyor. O yüzden çiğ kalma şansı yok. Tabii hiç bırakmadan düzenli olarak bu şekilde yoğurmaya devam edeceğiz. Bulgurumuzu yoğurmaya devam ederken ılık suyla açmış olduğum isotumu ekleyeceğim. Isot aynı zamanda hem rengini hem de tadını veriyor. Şöyle. Şöyle. Gördüğünüz gibi döktüğüm gibi hemen tadını daha da rengini de kıvamını da yoğunlaştıracak. İki diş sarımsağımız vardı. Onları ezeceğim. Şöyle bir aparatım var. Siz sarımsak rendesiyle de yapabilirsiniz. Şöyle. Bunu da içine eklemek istiyorum. Sarımsaklarımı ekledim. Şimdi baharatlarımı döküyorum. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Tuzumu ekliyorum yine aynı şekilde. Tuzu bir çay kaşığı yeterli olmayacaktır. Bir tatlı kaşığı ekledim. Yine kimyonumuz var. Şöyle. Ben bir tatlı kaşığı kadar eklemiş olacağım. Ve tekrardan yoğurmaya devam edeceğim. En son yeşilliklerini ekleyip zeytinyağı ve nar ekşisini ekleyeceğim. Öyle bitireceğim. Dediğim gibi burada en meşakkatli olan kısım yoğurma işlemi. Evet. Çok da güçlü olmanıza gerek yok. Sadece kenardan içeri doğru
şu şekilde sürekli alarak içeri doğru avucunuzun içine bulguru yerleştirerek yoğuruyoruz. Zeytinyağı ve nar ekşisi ekledim. Son olarak yeşilliğim ve limonum kaldı. Onları da ekledikten sonra yoğurma işlemini tamamlayacağım ve servise alacağım. Şimdi taze soğanımızı doğruyoruz. Hemen ardından da maydanozlarımızı doğrayarak kısırımızın içine ekleyeceğiz. Şöyle. Yeşilliklerimi de doğradım. En son olarak hepsini harmanlayacağım. Sonra bir bakacağım kıvamına. Ben yine de size daha önceden söylediğim gibi damak tadınıza göre nar ekşisini ve zeytinyağını daha da arttırabilirsiniz. Kısırımız hazır. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi de tadına bakacağız. Günün en sevdiğim kısmı tadım kısmına geldik. Şimdi tadına bakıyorum. Kesinlikle harika olmuş. Ellerime sağlık demek istiyorum. Şöyle söyleyeceğim. Başta da söylediğim gibi. Evet, yaparken çok meşakkatli gelebilir. Vaktiniz olduğunda mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde yapmanız daha lezzetli bir hale getirecek tarifi. Çünkü domatesin suyuyla isotun suyu, soğanın hepsini elimizde sürekli yoğurma işlemi yaparak daha da tatları özdeşleştiriyor. Bu yüzden daha yoğun, daha lezzetli bir kısır elde ediyoruz. Bu yüzden bu tarif bu tepsiyle, bu aşamalarıyla yapılması çok önemli. Tarifimi beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, afiyet olsun.